Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar teknoloji ve tasarım dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuza hemen başlayalım. Arkadaşlar birincisi, ergonominin amaçlarından 4 tanesini yazınız şeklinde bir ifade. Ergonomi niçin gerekli? Bir kere iş güvenliğinin sağlanması arkadaşlar. Hemen yazalım. İş güvenliğinin sağlanması. Bir diğeri iş kazalarını azaltmak. Bir diğeri iş gücü kayıplarının önlenmesi. Ve son olarak dördüncü maddede kalitenin yükseltilmesi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, amaçlarından 4 tanesini de hatırlattık ve geçiyoruz diğer soruya. Doğada insan haricinde yaşayan canlılardan ya da organik yapılardan esinlenerek yapılan çalışmalara ne ad verilir? Arkadaşlar bunun ismi biyotaklittir. Birazdan bununla ilgili bol örnek vereceğim sizlere. Ama biyotaklitin ne olduğunu bir kez daha hatırlatalım öncelikle. Bu bahsettiğimiz açıklama biyotaklitin açıklamasıdır. Bunu da unutmayın. Biyotaklit nedir diye sorulduğu zaman yazacağımız şey bu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Biyotaklitin ilk örneğini çalışmalarında kullanan ünlü ressam, Rönesans dönemi sanatçısı kimdir arkadaşlar? Hatırlayalım. Leonardo da Vinci, özellikle kuşları inceleyip ilham alan bir sanatçıydı, hatırlayın. Dolayısıyla Leonardo da Vinci şeklinde buradaki Rönesans sanatçısının ismini yazmış olalım. Arkadaşlar unutmayın, kuşları özellikle çok inceliyordu. Kendisi resimlerinde bol kuş resmi çizmiş zaten. Dördüncü sorudayız. Ulaşım aracı tasarlarken dikkate almamız gereken prensiplerden 3 tanesini yazınız. Evet, bir ulaşım aracı tasarlıyorsanız öncelikle yakıtı düşüneceksiniz arkadaşlar. Yakıt tasarrufu önemli. Bir diğeri sürtünme, havayla olan sürtünmesi ve bir diğeri de aerodinamik arkadaşlar, bu da önemli. Bu 3 maddeyi özellikle düşünmeli ulaşım aracı tasarlayan insanlar veya şirketler. Yusufçuk kuşunun şeklinden ve kanatlarından ilham alınarak tasarlanan araçlara 3 tane örnek veriniz. Evet, helikoptere benzeyen o tuhaf bir kuş var ya, böyle hızlı uçuyor, anında durabiliyor falan. Hatırlayın. Dolayısıyla aklımıza ilk gelen helikopterse onu bir yazalım. Helikopter diyelim. Bir diğeri uçak kanatları. Ve Münih Olimpiyat Stadı'nı internetten bir araştırıp bakın arkadaşlar. Böyle üzeri kapalıdır ve o böceğin kanadındaki böyle dantel gibi, örümcek ağ gibi şeklinde. Dolayısıyla onu da yazmamız gerekiyor. Münih Olimpiyat Stadı diyelim. Bunun haricinde hızlı tren yine biliyorsunuz ki balıkçıl kuşlarından. Robot teknolojisi yine böcekler grubundan. Concorde, bu sesten hızlı giden uçağın yine yapısının Yunus'un yapısına benzediğinden vesaire. Dolayısıyla biyotaklit doğada gayet üzerinde faydalanılan, yararlanılan bir durum arkadaşlar bilim insanları tarafından. Altıncı sorudayız. Aracımızda yakıt tasarrufu yapmamızı sağlayan etmenlerden 3 tanesini yazınız. Evet, araç yaptık. Yakıt tasarrufuna, sürtünmeye, aerodinamiğe dikkat ettik. Ama bizim ekstra yapacaklarımız var. Bunlar ne arkadaşlar? Bir kere aracın motor bakımını düzenli yaptırmak. Motor bakımını
Düzenli yaptırmak. Bir diğeri takip mesafesini korumak. Ani frenlerden uzak durmak adına önümüzdeki araçla gittiğimiz hızın yarısı kadar, mesela 100 ile gidiyorsak en az 50 metre takip mesafesi korumamız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğerine de gaz pedalına aniden basmamak. Yani bir de köklüyoruz ya, böyle spin attırıyoruz falan. Bunlar çok yaktırır arkadaşlar. Onun için gaz pedalına aniden basmamak diyelim. Evet, bu üç kuralda aracınızın yakıt yakmasında biraz daha cimri davranmasını sağlayabilir arkadaşlar. Aman dikkat. Dolayısıyla geçtik diğer sayfa ve soruya. Evet, bina, köprü, cami, baraj, kule gibi yapıların tasarlama, üretme işi hangi tasarıma girer ifadesi? Tabii ki bize mimari tasarım hatırlatır arkadaşlar. Buraya da mimari tasarım diyelim. Hızlı trenlerin tasarımında ilham alınan balıkçıl kuşun özelliği nedir? Evet, balıkçıl kuşu durur durur suya böyle çivi gibi çakılır ya, ama kesinlikle suya girerken ses çıkarmaz arkadaşlar, balıklar dağılmasın diye. Dolayısıyla onu yazalım. Suya girerken ses çıkarmaması diyelim. Dolayısıyla hızlı trenler de böyle yılan gibi uçar gider. Dolayısıyla çok aşırı normal kara tren gibi sesini duymazsınız, bilmezsiniz. Dolayısıyla biyotaklitin önemi bir kez daha ortada. Karda yürümek için tasarlanan kar paleti hangi hayvanın ayaklarından ilham alınarak tasarlanmış? Evet, kar tavşanları aklınıza gelsin arkadaşlar. Kar ayakkabısı ve tavşan ayağı birbirine benzediği için bize hangi hayvan dediğine göre tavşandan ilham alınmıştır diyelim. Evet, 10. soruya da bakıyoruz. Böylelikle geçelim ona arkadaşlar. 10. soruda nanoteknolojinin kullanıldığı alanlardan 5 tanesini yazınız. Nice 5'ler sayılabilir aslında ama aklımıza gelen ne var arkadaşlar? Bir kere elektronik alanında var. Artık kullanılmadığı alan yok hatta. Gıda alanında kullanılıyor. Tekstil alanında kullanılıyor. Askeri malzemelerde kullanılıyor. Ve yine de tıp alanında yazarak kullanıldığı alanlardan 5 tane özür diliyorum arkadaşlar. 5 tane ana alanı da yazmış olduk böylelikle. Aerodinamik nedir? Kısaca tanımlayın. Biraz önce araç tasarlayanlar buna dikkat etmeli demiştik ya. Peki aerodinamik nedir? Merak ettiniz mi? Hemen yazalım. Hareket eden katı kütlelerin, mesela araç aklımıza gelsin. Hareket eden katı kütlelerin havayla etkileşimlerini inceleyen bilimdir diyelim. Evet, katı kütlelerin havayla etkileşimini inceleyen, otobüs, tır, kamyon, araba, bunların hepsi gidiyor ya, işte aerodinamiğini inceleyen bilim dalıymış buradaki aerodinamik. Onu da hatırlattık bir kez daha ve geçiyoruz 12. soruya. İnsan vücudunun belli bir eylem içinde hareket halindeyken alınan ölçülerin dahi olduğu antropometri türüne ne ad verilir? Yine buradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Antropometri, dinamik antropometri denir arkadaşlar. Onu da yazalım. Dinamik antropometri denir. Evet, geçiyoruz 13. sorumuza. Bilim adamlarının ürettiği teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştüren kişiye ne ad verilir? Evet,
Teoriyi arkadaşlar burada bakın, bu teoriyi pratiğe dönüştüren insanlara biz mühendis diyoruz arkadaşlar. Belki hayalinizde bu meslek var, inşallah olursunuz diyelim. Siz de bilim adamlarının ürettiği teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştüreceksiniz alanlarınızda inşallah. Sanayide seri üretimi yapılabilen ve hizmete sunulan her türlü tasarıma ne ad verilir ifadesi? Tabii ki endüstriyel tasarım olarak geçer arkadaşlar. Endüstriyel tasarım diyelim. Tasarım denir diye hatta tam cevabımızı verelim ve arkadaşlar vakit kaybetmeden geçelim diğer sayfa ve sorulara. Evet, 15. soruda kendi kendini temizleyebilen giysiler gibi nanoteknoloji ile üretilen ürünlere ne ad verilir ifadesi aklımıza hemen nano materyali getirir arkadaşlar. Nano materyal denir diye cevabımızı verelim. Leke tutmayan kumaşların tasarlanmasında ilham alınan bitki hangisidir? Bakın yine burada bir biyotaklit var. Bu bitki hangisi arkadaşlar? Hatırlayın, lotus bitkisidir. Ünitelerde bol miktarda bahsetmiştik sizler için. Lotus bitkisidir şeklinde cevabımızı verelim. Evet, bu lotus bitkisinin şeklini, şemalini internetten hemen Google'dan bir arayın, bir bakın arkadaşlar. Mühendislikteki tasarım aşamalarını sıralayınız. Evet, bir mühendis tasarlama yaparken hangi aşamalardan geçer? Bir kere problemi tanımlayacak arkadaşlar. Problem ne, ona bakacak. Problemi tanımlama. Bir diğeri problemle ilgili bilgi toplama. Bilgi toplama. Problemi tanımladıktan sonra onunla ilgili bilgimizi toplayacağız. Daha sonra çoklu çözümler üreteceğiz. Bu bilgilerle birlikte çoklu çözümler üretme diyelim. Bunu da yaptıktan sonra çözümü analiz edip en son seçimi yapacağız arkadaşlar. Çözümleri analiz edip seçme işini yaptıktan sonra son aşama olarak çözümü test etme ve onaylama var arkadaşlar. Çözümü test etme ve onaylama. Onaylandıktan sonra da zaten uygulamaya geçiyor, geçecek biliyorsunuz arkadaşlar. Geçtim diğer soruya. Evet, burada bir grup görselimiz var. İletişimin öğelerini sırasıyla yazınız. Evet, iletişim, iletişim, iletişim. Her zaman her yerde tatlı dil diyoruz ya. Şimdi iletişimin de tabii izlediği bir yol var arkadaşlar. Bir kere kaynak dediğimiz, şöyle parantez içerisinde gönderici yazıyorum. İlk aşama bu. Tabii ki kaynaktan ta alıcıya kadar giden bir ileti var arkadaşlar. Buna da mesaj diyelim, diğer adını da verelim sizlere. Bir sonraki aşama, bu mesaj bir kanal yoluyla karşıya ulaşmalı. Kanal yoluyla vardığı kişiye alıcı diyoruz. Ve alıcıdan da yeniden kaynağa dönen bir geri bildirim var arkadaşlar. Geri bildirim, bunu da parantez içerisinde dönüt şeklinde yazarsak iletişim öğelerini sırasıyla yazmış oluruz arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerin anlamlarını yazınız. Evet, burada ne var arkadaşlar? Burada bir kere engelli bir sandalyede oturan bir engelli birey var. Dolayısıyla engelli birey uyarısı var. Burada görüyorsunuz kare ve dikdörtgen levhalar, biliyorsunuz uyarı amaçlıydı. Hastanenin olduğunu bize uyararak söylüyor. Bir diğeri üçgen, yasak arkadaşlar. Üçgen levhaların anlamını yasak olduğunu unutmayın. Bakın buraya girmek yasak, burası düşebilirsiniz anlamında kaygan zemini uyarısı veriliyor. Burada da yine dikdörtgen ve kare alanındaki bir levha ve koşan bir insanın bu yöne doğru gitmesini, dolayısıyla acil çıkışı bize hatırlatıyor.
Ve son olarak da burada arkadaşlar ateşle yaklaşma. Bakın bir ateş var. Ateşin üzeri çizilmiş yine bir yasak levhası. Buraya da ateşle yaklaşma şeklinde ifade edilir. Özellikle yanıcı ve gaz taşıyan kamyonların üzerinde falan yazar. Binaların, depoların üzerinde, özellikle petrol istasyonlarında bu tarz levhalar bol miktarda görürsünüz. Çünkü ateşle hiç işi olmaz o insanların ve o maddelerin. Evet, canlılık ve dinamizmin rengidir. Mutluluk verdiği ve iştah açtığı için büyük gıda firmalarının en çok tercih ettiği renklerin başına gelen renk hangisidir? Arkadaşlar bir kere mutluluk verdiği için belki arkadaşlarınızdan birine gül verdiniz. Hangi renk gülü tercih ediyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki kırmızıdır arkadaşlar. Kırmızıdır şeklinde yazalım. Bunun haricinde o Burger King'ler olsun, McDonald's'lar olsun, Papayas'lar falan olsun. Bakın hep kaplarında kırmızı renk ağırlıklıdır. Niye? Çünkü büyük gıda firmalarının en çok tercih ettiği renklerin başına geçiyor. İştah açtı diye. İştahınızı açsın ki siz de bol miktarda satış yapsın. Adamların düşündüğü şeye bakın. Kağıt üzerinde belirlenmiş bir alanın yazı, resim, fotoğraf ve grafiklerle belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi işlemine ne denir ifadesi bize mizampaj kavramını hatırlatır arkadaşlar. Buraya da mizampaj denir şeklinde ifade edelim. Size mizampaj nedir diye de sorulursa işte yazacağımız bu açıklama arkadaşlar. Her ikisine de lütfen not alıp hazırlıklı olun. Bir işletmenin ürün ya da hizmetlerinin bir başka işletmenin ürün ya da hizmetinden ayırt edilebilmesini sağlayan isim, şekil, sözcük, rakam, harflerin tamamına ne ad verilir? Tabii ki o işletmenin markasıdır arkadaşlar. Marka denir şeklinde cevabımızı yazıyoruz ve videomuzun son sorusuna geliyoruz. Arkadaşlar maddeli bir soru görüyorsunuz. Nanoteknolojinin faydalarından 3 tanesini yazınız. Hadi yazalım. Daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunar arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Daha sağlıklı ve güvenli yaşam sunar diyelim. S harfini şöyle kısaca yazıyorum arkadaşlar. Bir diğeri yaşam kalitesinin artmasında önemlidir. Evet. Yaşam kalitesini artırır diyelim. Ve üçüncü maddede daha az maliyetle daha fazla üretim sağlanabilir arkadaşlar. Bu da insanoğlunun en çok istediği şeydir. Özellikle patronların daha az maliyetle daha fazla üretim sağlanabilir diyelim. Evet, bu şekilde 23. sorumuzun da sonuna geliyoruz ve bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Umuyoruz ki LGS sınavından da istediğiniz liselere geçebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, hem 8. sınıfta hem de 9. sınıfta yine Özel Öğretmen YouTube kanalı olarak sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalında kalın.